Evet, bugünkü konuğumuz da moleküler biyoteknoloji uzmanı Vedat Burak Budak. Evet. Hocam bu nasıl kafiyedir böyle? Evet, ya, küçükken dalga geçiyorlardı ama kafiyeli. Evet. Benim için kıymetli bir konuk. Hocam başından beri biliyorsunuz, sizinle tanıştığımız zamandan beri sizin yüzünüzde işte ne var falan diye sorduğunuz zaman evet. Ben daha yeni yeni uygulamayı yaptırmıştım. Evet. Kök hücre konusunda beni böyle ikna edip, yani gerçekten şöyle ikna etti, onu da söyleyeyim, mutlaka arkadaşlarımızda kullanırlar zaten. Annesinin fotoğrafını göstererek zaten şöyle bir şey, bana çünkü evet. Görsel bir şey gösterilmesi lazım. Bana istediğiniz herhangi bir şey anlatabilirsiniz. Yani çok böyle o kadar da benim için bir şey ifade etmiyor ama mesela işte öncesi sonrası gördüğüm zaman daha fazla etkili oluyor benim evet. için. Burak Bey, Burak Hoca diyeceğim artık yani. Evet. Böyle şey, annesine uygulamayı yapmış, annesinin bir fotoğrafı var. Yani size daha sonra göstereceğim. Ben böyle bir değişim, bu kadar güzel ve olumlu bir değişim daha görmedim. Yani siz anlatırken de aslında siz kendiniz de anlatırsınız. Ben hemen böyle hızlı hızlı önünü anlatayım. Annesinde bir de üstü üstü Burak Hoca'nın böyle gözünde daha önce yapılmış bir ameliyatı da vardı galiba. Evet, göz kapağı ameliyatı. Bir de yanlışlıkla yani bir şekilde yanlış bir uygulamayla biraz daha yanlış aşağı doğru kalmıştı şeyin altında, ameliyatın ardından. Ama yaptığı kök hücre uygulamasından sonra gözlerinin bile böyle hani göz kapaklarının bu çevresindeki çehresinin bile açıldığını fark ettim ben fotoğrafta gördüğüm şeyde. Dedim ki ben daha hiçbir şey anlatmaza gerek yok. Yok efendim kök hücre nereye işler, nereye oynar, nereye çalıştırır falan bunlara ihtiyacım yok. Bana hemen yapın dedim. Aynen. Yaptı. Kulak arkasına aynen öyle. O yüzden evet. de böyle birkaç tane konuğumuz geldiği zaman ben böyle sürekli şüpheci yaklaştım konuklarımıza. Tamam. Ben kulak arkasından alınanı şey biliyorum, daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Yo hayır işte göbek bölgesinden işte filan alınanlarla da yapılıyoruz dedik ya. Yo yo bence kulak arkasından yapılan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeyim sevgili izleyicilerimiz de. Yüzümde şu anda benim fondöten yok. Yani normalde televizyona çıkan insanların mutlaka kullanması gereken bir şeydir fondöten. Ciltteki böyle hani renk farklılıklarını işte bir şekilde düzenlemesi için tek bir renk olmasını sağlarsınız. Sonra üzerine de aldık sürersiniz. Yüzümde hiç fondöten yok. Fondötensiz çıkıyorum yayına yaklaşık bir aydır. Ve sadece işte gözümde bir makyajım var, biraz da allığım var açıkçası. Ben kendisine sormuştum zaten, 20 gün sonra belki bir değişiklik görebilirsiniz. Evet. İkinci uygulama, 3 tane uygulama yapılıyor bu arada. İkinci uygulamadan sonra daha da göreceksiniz demişti. Psikolojik midir, değil midir bilmiyorum. Ben 20. günden sonra güzelleştiğimi düşünüyorum. İkinci uygulamaya daha gelmedi. Gelmeden. Aynen ikinciyi yaptık biz bu arada. Yaptınız geçtiğimiz hafta yaptık. Bana sorarsanız ikinciden sonra da güzelleştim. Daha da güzelleştim falan derken böyle ben böyle psikolojik midir bilmiyorum. İçeriden besliyorum. Onun yanında tabii ki kendisi de tavsiye etmişti. Biraz bol bol su tüketin işte kolajen alın falan diye. Sizin bana tavsiye ettiniz. Kolajenimi de alıyorum. Yani ikisi birbiriyle yarışıyor bana sorarsanız. Ama biraz daha Vedat Hoca, Burak Hoca biraz daha böyle hani başa baş mücadelede bir tip daha bir burun farkıyla önde gidiyor. Yok ya, rakip olarak düşünme. İkisini aynı takım olarak düşünme. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle evet, öyle. Hocam. Ben bir de şunu söylemek istiyorum, kameralara söyleyeyim. Bunu program falan zannetmeyin. Vallahi doğrusuna doğru konuşuyor. O kadar net yani. Kafası yatmadıysa program bile olsa yok, konuşmaz. Evet, evet. Aynen ama öyle. Ama kafasına zaten yattıysa hiç önemli değil. Patır evet, patır. Evet yani ben şu an hocanın arkasında, yani şöyleyim, yani yanındayım, arkasındayım her türlü. Teşekkür çünkü yaptığı ederim. Uygulama aslında tabii ki sonuçlarını bekliyoruz. Biz normalde bu uygulamayı yaptığımız zaman böyle hani kayıt da yaptık. Ben YouTube kanalından yayınlamak istiyorum çünkü. Öncesi ve sonrası yapmak istiyorum ama öncesi ve sonrası için bir zaman geçmesi gerekiyor. Peki size nasıl öncesi sonrası yapacağız? Ya çok kibarsınız, çok teşekkür ederim ama yani mümkün olan en kötü halimle gittim uygulamanın yapılması için ilk gün. Ve gerçekten çok mutsuz bir ifadeyle pozumu verdim. Şimdi yanına tabii ki böyle daha mutlu, daha gülümseyen bir poz koymak için bekliyorum ama ben kendim, kendi gözümle zaten görüyorum farkını. Peki, Burak ne hocam ne yaptınız siz bir anlatın da biz de öğrenelim. Beyin yıkaması. Yani bahsettiği uygulama nedir, nasıl yapılır, kimlere yapılır, ne zaman yapılır? Evet. Bir bahseder misiniz izleyicilerimiz de meraktan böyle şey olmasınlar, tamam. Ölmesinler yazık. Şimdi kök hücreyi açıklamadan önce Burcu Hanım'a yapılan uygulamayı açıklayayım. Hı. Şimdi bizim cildimizin altında cildi dik tutan bağ dokuları var. İşte kolajen üreten dokular var. Ve bunları oluşturan temel hücre fibroblast dediğimiz hücre aslında. Fibroblastlar biz yaşlanmaya başladığımızdaki genelde 30 yaş gibi kabul ediliyor. Her 10 yılda bir %20'si ölmeye başlıyor. Şimdi fibroblastlar limon filesi gibi duruyor. Yani birbirine bağlı arada bağ. Bunlar ölmeye başladığı zaman limon filesi aşağı inmeye başlıyor. Bizim de yüzümüz aşağı iniyor. Evet. Bu arada kolajen üreten dokular da
aşağıya inmeye başlıyor beraberinde. İyi şekilde kolajen üretemiyor. Bu da otomatik olarak çizgi ve kırışıklığı bizde yaratmaya başlıyor. Yaşlılık dediğimiz süreç bu. Fibroblast vücudumuzun her yerinde var, deriyi gördüğümüz. Herhangi bir yerden parça alındığında ölmüş hücreler tekrar Sağlık Bakanlığı onaylı kök hücre laboratuvarında çoğaltılabiliyor. Aslında ölü hücrenin çoğaltılarak geri yerine verilmesi durumu. Bu geri yerine verilirken tek seansta yapılamıyor. Çünkü hepsini bir arada verirseniz bunu tamam kullanılamıyor vücut tarafından. Onun için 3 seans uygulanıyor. Birinci seansı veriyorsunuz. Doku yenilenmesi ilk 21 günde başlıyor. İkinci seans, üçüncü seans. Son seanstan sonra 6 ayda minimum bu hücreler bölünerek çoğalmaya devam ediyor. Bölünerek çoğaldıktan sonra zaten eski bağ dokuları geri yerine geldiği ve kolajen üretimi arttığı için kişi tekrar gençliğini kazanmaya başlıyor. Bu uygulama yeni bir uygulama değil. 14 yıldır dünyada yapılıyor. Bizim ülkemizde Sağlık Bakanlığı izinli olarak 2 yıldır çıktı. O yüzden biraz daha hani insanlar uzak yerlerdekileri çok bilmedikleri için Türkiye'de yeni tanışıyorlar. Yaptığımız uygulamanın temeli bu Burcu Hanım'a. Kulak arkasından bir parça kulak arkasından aldınız. Ufacık 6 milimetrelik bir punch soğuk yoktu. Zincir şeye koydunuz. Aynen öyle. Sonra havaalanına gitti. Hızlı X-ray şekilde. Cihazdan geçmemek kaydıyla. Doğru mu biliyorum? Doğru biliyorsunuz. Ondan sonra gitti laboratuvara. Evet. Orada çoğaltıldı. Evet, çoğaltılmadan önce testleri yapıldı. Testleri yapıldı. Çoğaltıldıktan sonra hücre canlılık testleri yapılır. Arkasından o kişiye bu kaç hücre verildi, hücre canlılık oranı nedir diye. Yavaş yavaş cildin tamamını enjekte edilir. Dekolteden başlar. Yani tüm ortalama yüze, gençleşmesi istediğimiz bütün yere enjekte edilir. Evet. Birer ay arayla bu 3 kez tekrarlanır. Doğru. Ve al sana Burcu Esmersoy. ya onu kök hücreli yaptıysak bir işte. Annem de biraz yardım etmiş olabilir. Çok az babam belki bir küçük böyle birkaç damla çok ama iyi bir yani geneline bakarsanız Burak Hoca'yla annem. yani yanlış anlaşılmasın babam da var tabii. Ama yani işin esprili tarafları bunlar ama ben de evet gerçekten onlar da sordular nereye kadar istiyorsunuz diye. Ben buraya mı kadar evet. istedim. Evet. Yani çok böyle boynumda çok rahatsız olduğum bir bölgem yoktu aslında. İki tane işlem yaptık bu arada. İki işlemden ikincisinde sadece bir küçük şuramda sadece bir tane burada bir tane morarmam oldu. Kılcı aldım herhalde. Aynen evet herhalde denk geldi. Böyle acı yani acı konusunda yorum yapmak evet. istemiyorum. Yani ben çünkü böyle hani yani çok yanlış bir dönemime denk gelmişti uygulamayı yaptığımız zaman. Süper süper tatlı böyle yani böyle pembe tozla inerken falan böyle bir uygulama değil tabii ki ama bir iğne hissini hissediyorsunuz tabii ki. Peki şey soracağım Vedat Bey, bu uygulama yalnızca güzel olanlara mı yapılıyor? Güzel olmayana olmuyor mu? aslında bana olmaz mı? Erkeklere olmaz mı? Güzelleri aslında değil. Temeli şu, hücre 6 mm punch biyopsiden hücrenin üreyeceği sayı belli ve bu da genel olarak bir ciltte ölen 10 yıllık hücreye denk kabul ediliyor. Gençleşmede kullanılması bu ama örnek veriyorum akne skar izleri. Akne skar sonuçta cidden kopardığınız bir fibroblast dokusu oluyor. Evet. Onların tedavisinde kullanılabilir. Herhangi bir şekilde açık yaralarda, geçmişte oluşmuş yanık izlerinde kullanırsınız. Ameliyat izlerinde, faça izlerinde yani cildi aslında görebildiğiniz her türlü problemde fibroblast kullanılabilir. Yanında cildin üst derisi kök hücre laboratuvarları tarafından üretilebiliyor. Aslında ciltle ilgili oluşacak neredeyse tüm problemlerde şu an kök hücre ülkemizde hukuki olarak da serbest şekilde yapılabiliyor. Anladım. Peki bu uygulamanın yanında ben şimdi size zaten bunu soracaktım aslında. Evet. Ben bu programı yapmaya başladığımdan beri de bu konulara biraz böyle hakim de olmaya başladım. Şimdi mesela cildindeki tabii ki gelişime farkına varıyorum ve siz de bana söylediniz aslında bu böyle hani o kadar lap hemen yaptıktan sonra 10 gün sonra falan etkisini gördüğünüz bir uygulama değil tabii ki. Bir süre beklemeniz gerekiyor. Yani 3 ay diyeyim hadi biraz daha bekleyelim 6 ay ama bir senenin sonunda artık yani gerçekten neredeyse 10 senelik bir fark göreceğimizi bekliyoruz biz. Ama ben mesela o kadar süre bir sene daha bekleyemem dersen benim normalde hani en büyük sıkıntı duyduğum işte programda da bizi izleyenlerin hepsini herkesin bildiği, sizin de bildiğiniz. Göz çevremde bazı sıkıntılar yaşıyorum mesela. Bu uygulamayı yaptığınız dönem içerisinde
biraz da Nihat Hoca'ya gidip buralarda falan böyle başka destekler, işte dolgular falan yaptırabilir miyim mesela? Her şey yapılır. Hızlandırmak için kendimi iyi hissetmek. Her şey yapılır. Çünkü aslında temel şu, sizin ölen hücreniz 10 yılda 1 milyar tane, işte ya da 1 milyardan 800 milyona düştü. Yapılan işlem 800 milyonu tekrar 1 milyara çevirmek. Yani ekstra herhangi bir şey verilmediği, yabancı madde içermediği için sizin hücreniz. Nasıl yüzünüzde hücreler var, her uygulamayı yaptırabiliyorsunuz. Bu hiçbir şeyle etkileşen yapısı olan bir uygulama değil. Herhangi bir alerjen riski yok. İçinde üretim sırasında büyüme hormonu ya da stoking gibi maddeler de kullanılmıyor. Sadece kendi hücreniz olduğu için her şey yapılabilir. Tamam. Ben istedim ki siz tanışın ki hani birbirini, yani sizi ikinizden birinize yanlış yapıyormuşum gibi olmasın. Evet, izni aldık. Evet. Ha, elime düştü. Evet. Bu arada şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ben mesela kök hücre uygulamasına gidiyorum falan diye de böyle kendi sosyal medyamdan falan da paylaştığım dönemde, hatta bugün yaptırıyorum, yaptıracağım falan dediğim günün işte 2 gün sonrasında, 3 gün sonrasında falan Ayşe Arman'ın bir röportajını okudum. Evet. Ben böyle hani kök hücre dedim diye böyle hani arkasından böyle bir cevaplar, İşte sorular sorulması ihtiyacı duyuldu herhalde büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum, bilmiyorum. İnsanların akıllarında herhalde, zihinlerinde bazı sorular oluştu. Verilen cevaplardan bir tanesi, böyle hani işte atıyorum artık kulak arkasından yapılan işlemler falan kalmadı. İşte ya biz göbek yağından alıyoruz, onu yapıyoruz falan gibi böyle bir yorumun yapıldığını gördüm mesela. Onun arkasından da burada samimiyetle söylüyorum. Ben de tabii ki hemen aradım, dedim ki ya bu ne demek oluyor? Onu da sizden alalım hemen. Şimdi onu okuyan bir sürü insan olmuştur çünkü bence. Sorduğunuz için teşekkür ederim çünkü. Yağdan elde edilen kök hücre aslında grubu dediğimiz, yani içerisinde fibroblast da var, mezenkimal denilen, tıbben asıl kök hücre kabul edilen, dokunduğu her dokuya dönüşen kök hücre de var. O bir grup. Şimdi bunun toplam adı stromal vasküler fraksiyon, SVF diye geçiyor. Siz yağdan alıp, yağda bizim vücudumuzdaki bütün kök hücreler bulunur. Bunu çökelttiğiniz zaman bütün kök hücreleri alırsınız, bunu cilde uygularsanız çok faydalıdır. Hatta açık yaraya uygularsanız orada da fayda görürsünüz. Şimdi aradaki fark şu, yüzünüzdeki gençliği veren fibroblast için yağdan hücre alırsanız, yağda ortalama yüzünüzdeki gençliği veren fibroblast ve mezenkimal hücre sayısı bir bardak yağdan ortalama 3 milyon kadar çıkar. Fibroblast üretiminde ise 25-30 milyon hücre verirsiniz. Yani aslında spesifik olarak o bölgenin ihtiyacı olan hücre üretilip verilmiş olur. Diğerinde sayı biraz daha düşüktür. O sayıyı yakalamak için çok fazla yağ almanız gerekebilir. Ya da oradan ekstra bir üretime gitmeniz gerekebilir. Ya da onun içindeki sizin cildinizdeki hücrelere dönüşecek mezenkimali oradaki hücrelere dönüşme sürecini beklersiniz. Yani iyi ya da kötü diye bir şey yok. Burada da kök hücre var, burada da kök hücre var. Kulak arkasından alınan spesifik olarak sizin ciltteki gençlik hücrelerinizi oluşturduğu için çok daha hızlı ve daha yoğun sonuç verir. Yağdan alınan nerede kullanılır? Bir kere pek çok hastalıkta yağdan alınan kök hücre kullanılıyor tedavisinde. İçinde bütün kök hücreyi barındırdığı için çok iyidir ama gençleşmede kullanırsanız sayısı az olduğu için daha az etkili olur. Ama mesela yağ enjeksiyonu yapacaksınız, bir hastaya dudak dolgusu yapacaksınız ya da göğüslerini büyütmek için yağ enjeksiyonuyla büyüteceksiniz. Normalde yağ enjeksiyonunu yaparsanız o yağın %20'si kalır. %80'i bir yıl içinde kaybolur. Ama bunu yağdan elde edilen kök hücreyle birleştirerek o kişiye verirseniz kalıcılığı %80'lere çıkıyor. Yani yağ enjeksiyonunun kalıcılığını arttırmak için şu an ülkemizde kullanılıyor. Dünyaya dönüp bakarsanız yağdan elde edilen kök hücre damardan verilerek MS, Parkinson, Alzheimer gibi tedavilerde de kullanılıyor. Yakın zamanda bunlar da olacak. Yani o da çok kıymetli bir şeydir. Kullanım yerleri birbirinden farklı. O yazıyı ben de okumuştum. İşte yanlış yere verirseniz yüzde değişmeler olur. Her yağ enjeksiyonunda olduğu gibi yanlış yere siz yağı basarsanız orası şişer ya da iner. Hani bu çok
değişik bir durum değil aslında. Kesinlikle doğru. Değişik kesinlikle bir açıklama değil en azından yani. Ama değişik bir şabası verildiği için ben sormaya çalıştım. Aynen orada yorumlar aynı ama söyleme tarzları farklı. Söyleme tarzı farklı olduğu için farklı anlaşılıyor. Aynen doğru söylüyorsunuz. Ama halbuki şey yani ortadaki tıp doktoru olarak veya işte biyomoleküler moleküler olarak baktığın zaman hep aynı şey söyleniyor. Ama nasıl anlatmak istediğine bakar. Benim malım iyi, onun malı kötü. Yok öyle bir şey. Hepsinin ayrı ayrı yerleri ayrı yerleri var. Evet. Ayrı ayrı yerleri var. Yoksa aynen çok böyle kıymetlidir o kök hücre. Yani vücudumuzdaki bütün hücreleri taşır. Çok kıymetlidir. Kullanılır farklı amaçlar. Tabii ki aynen öyle. Çünkü siz gelmeden önce buraya gelen pek çok başka konuğumuz da oldu. Sadece cilde uygulanan kesimlerde değil. İşte mesela bazı sakatlıklarda da hemen ortamında değil mi? Ameliyathane ortamında evet, biz hemen ayrıştırıp dize mesela enjekte ediyoruz ya da meniskiste böyle ağrısı. Meniskiste kullanıyoruz. Yani birçok eklem rahatsızlığında güvenle kullanılabiliyor. Evet, kök hücre. Aynen. Şimdi ben sadece böyle hani süremizin sonuna doğru gelirken bana yapılan uygulama kaç, ne kadar sürüyor, neler yapacağız ve ne kadar şöyle, sonra sonucunu ilk göreceğiz? İlk parçayı aldıktan sonra üretim aşaması 35-40 gün. İlk uygulama 40. İlk uygulama, ikinci uygulama 30 gün. Daha. Evet. 70. Üçüncü uygulama 30 gün sonra. Onlar tamamı bittikten sonra 6 ay daha bir hücrenin bölüme ve iyileşme süresi var. Bu süre beklendikten sonra ortalama kişiye 10 yaşa kadar bir gençleşme süresi bekliyoruz. İddialı. Bugün geleceğim 30 karşılayacak. Yani, 30'da da 30'da geldiğim günde gidip 20'ye çektireceğim bu yaşı. Hücre sayısı olarak verilen hücre sayısı cildin kabul edebildiği maksimumu bu kadar. Hı hı. Yani şöyle bir soru da geliyor. İşte 5 parça alınsın 50 yaş öne giden. Yok böyle artık bir şey olmuyor. Tamam canım. Şimdi sizin verebileceğiniz hücre miktarını maksimumda da tutsanız cildin alabileceği hücre miktarı belli. Hmm. Verdiğiniz her şeyi kullanamıyor. Keşke öyle olsa. 3 parçaya 30 yıl, 5 parçaya 50 yıl böyle bir şey maalesef yok. Benim şey gibi Nihat Hoca'yı kandırmaya çalışıyorum. Yani hem kolajen şatı içiyorum, hem evimde hapım var, hem de tozum var. Diyorum ki yani sabah yıl şatımı içeyim, öğleden sonra da tozu karıştırayım, akşamında da hapımı alıp yatsam hani ama öyle bir şey yok. Alacağını alıyor yani sonuçta. Alabileceği vücut kadar. Evet. Siz ne kadar sağlıklı tutarsanız vücut o kadar rahat kullanıyor verdiğiniz aha her şeyi aslında. İyi güzel. Çok güzel ya. Ben çok umutluyum. Umutla bakıyorum geleceğe en azından. Peki kadın erkek herkese uygulanıyor mu? Herkese uygulanır. Yaş sınırlaması yoktur. Yani özellikle akne skarizlerinde hani yaş sınırlaması yoktur derken 15 yaşında bir kız çocuğunda işte yüzündeki sivilce izleri için kök hücre kullanmazsınız. Çünkü zaten onun kök hücresi var ama ciddi delikler varsa oradaki kaybedilen kök hücreleri koymak için kullanılabilir. Ama genel olarak talep 35'ten sonrasında başlıyor. Hani insanlar kendilerine yatırım yapıp uzun vadede işte cildim kırışmasın ya da yaşlanmayayım diye genel talep o şekilde oluyor. Peki sonrasında herhangi bir yan etki ya da komplikasyon oluyor mu? Hiçbir zaman. Sadece kendi hücresi. Herhangi bir ekstra madde girmediği için herhangi bir alerji. Ufak tefek morluk haricinde hiçbir başka şikayet olmuyor. Enjeksiyon yani şey, iğneden kaynaklanıyor, o da kök hücreden kaynaklanmıyor. Doğru. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun ediyorum. Çok sağ olun. Benim gibi pek çok insana da böyle bir umut ışığı olduğunuzu biliyorum. Öyle hissediyorum ben en azından. Ha bu arada kayınvalideme de yaptı o yüzden. İki tane örneği bunu da hemen söyleyeyim. Kayınvalidemle ben böyle bir örnek olarak sizin karşınıza geçeceğiz hemen. Hiç merak etmeyin. İyi sen bir 3 seans daha yap. Ben yani Burcu'yu senden 10 yaş olarak geri alırım. Tamam. Tamam dedi. Tamam. Peki. İyi, hadi şimdiden eline sağlık Burak'cığım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Katıldığın için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Tüm hızıyla devam ediyoruz.